Olamaz! İmdat! Selam dostlar. LOL Sürpriz Bebekler 1. seri vs 2. seri challenge'ımızın 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Nedeni ise challenge'ımızın 1. bölümünde görmüştünüz, izlemiştiniz. 1. seri LOL Sürpriz Yumurtası'nın içinden Teacher's Pet çıktı. En sevdiğim arkadaşlarımdandır. O yüzden gayet iyiyim. Değmeyin keyfime. Hadi artık challenge'ımıza kaldığımız yerden devam edelim. 1. seri LOL Sürpriz Yumurtası'nın içinden çıkan karakterimizi gördük. Bakalım 2. seri yumurtanın içinden hangi arkadaşımız çıkacak? Gül abla, sözü ve işi sana devrediyorum. Peki Kenoşan, teşekkür ederim. Önce bir çak bakalım. Süpersin sen ya. Hadi bana müsaade dostlar. Videonun sonunda belki uğrarım. Evet arkadaşlar, Kenoşan gitti. Kaldık baş başa. İşte bu 1. sezona ait ikiz bebeklerimle birlikte 2. serinin içinden çıkacak olan bebeği merakla bekliyoruz. Artık beklemeyelim. Hepimiz çok meraklıyız değil mi arkadaşlar? 2. serinin içinden hangi bebek çıkacak çok merak ediyoruz değil mi? O zaman ne bekliyoruz? Hadi açalım. Umudumu hala yitirmiş değilim arkadaşlar. Bu kadar bebek açtım. Aynalarından çıka çıka bir hal oldum. Bir tane bile özel bebeğe rastlamadım. Ama hala umudum var. Bakalım bu yumurtanın içinden hangi bebek çıkacak? Özel mi? Yaygın mı? Ama hangi karakter çıkarsa çıksın ben bu bebeklere bayılıyorum. Ne kadar da sevimli duruyorlar. Şunlara bakın ya. Sevilmez mi bunlar hiç? Aynısından 2 değil 3, 4, 5 de çıkmış olsa kabulüm. Çok seviyorum çünkü arkadaşlar. Ve inanın Teacher's Pet çıktı diye hiç de üzülmedim. Çünkü dönüştüreceğimi söylemiştim. Ama dönüştürmek için fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl bir şey yapalım? Elbisesi kumaştan mı olsun? Yine silikondan mı olsun? Saçları gerçek saç mı olsun yoksa plastikten mi olsun? Ne olsun? Fikirlerinizi bekliyorum. Bu kez LOL bebeğimin dönüşüm tasarımını siz yapın. Hadi bakalım ilk fermuarımızı bulalım. İşte buradaymış. Açalım. İşte o muhteşem ses. Açtım ve mesajıma ulaştım. Bakalım mesajımız neymiş? Trophy Winner. Acaba ne demek istiyor? Hadi bakalım bilenler yorumlara yazsın. Yazacaklarınızı merakla bekliyorum. Şimdi de şu meşhur fermuarlarımızın ikincisini bulup açalım. Durmak yok, devam devam. Oo, yine mi? Ya bir fermuar keyfimiz var. Onu da tam yapamıyoruz ya. Acaba bunlar bir işaret mi arkadaşlar? Özel bebek çıkmayacak mı demek istiyor? Birinci sezonun yumurtasının içinden çıkan stickerlar. İkinci sezonun yumurtasından çıkan stickerlar. Acaba buna yazmayı unutmuşlar. İkinci serideki değişikliğe bakar mısınız arkadaşlar? Aslında olması gereken değil mi? Özelliklerin isimlerini yazıyor olması gerekiyordu. İkinci seride yazıyor, birinci seride yazmıyor. Birinci seri mesajım, ikinci seri mesajım. Şimdi şu üçüncü fermuarı bulalım. Hemen açalım. Poşetinizi çıkartalım. Ve bu kez bir değişik yapıp hemen açalım. Ve arkadaşlar bakın ne kadar şanslı olduğumu görün. Yine pembe bir yumurta. Olsun ne çıkarsa kabulüm. Bütün bebekleri çok seviyorum. Mer Baby hariç dermişim. Sakın duymasın arkadaşlar. Söylemeyin sakın. Alınır yoksa o çünkü en miniklerimiz. Birinci seriler içinde benim için en minikleri, en bebekleri Mer Baby. Bakalım ikinci seri bebeğimin biberonu nasılmış? Evet. Birinci seri biberonlardan çok da farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yeşil kapaklı Starbucks kutusu gibi. Yani buna biberon denilemez. Bence. Sizin fikriniz nedir arkadaşlar? Bardak değil mi? Starbucks bardağı. Tamam moralimiz bozmak yok. Özel bebek çıkmayabilir. Çıkmayacak. Zaten alıştık bu duruma. Çıkarsa asıl bizim için şok olacak arkadaşlar. Yani en büyük değişiklik o zaman olacak. Şu an içinde böyle bir değişikliğe hazır değilim. Olsun sıradan yaygın bebekler çıksın. Bakın fermuarım bile güzel açılmıyor. İşte diyorum ya benim şansım böyle arkadaşlar. Hani nerede bizim saklanmış poşetimiz? Onunla bari mutlu olalım. Bakalım ne çıkacak? Sanırım ayakkabılar. Ne? Arkadaşlar yoksa yine keks mi çıkacak? Olamaz. İmdat. Ya bu ayakkabılar sanki bir yerden bana tanıdık geliyor arkadaşlar. Siz de tanıdınız mı? Ve son fermuarımızı açıyoruz. Son fermuarı açmak için motivasyonumuzun gayet yüksek olması gerekiyor. Hadi bakalım son fermuarımızı çırtlatalım. Burada bir aksesuarımız var. Bakalım buradaki de hangi bebekmiş? Şöyle ikinci seri bebeklere bakalım mı? Bakalım bize buradan. Ayakkabılarından tanıdınız mı arkadaşlar? Bakın şöyle bir. Ay çok tatlıymış ya. Bu çıksa keşke. Önce aksesuarımızı açalım. Kix'in saç bandı. Yani Mer Baby illerden olan Kix bebeğimizi de poşetinden çıkardım.
Evet arkadaşlar, sesim düştü, farkındayım. Mutlu olacağım demiştim. Evet, çok mutluyum. Kix bebeğimin ikizi geldi. Eğer onlardan 12 tane bulabilirsem harika bir futbol takımı olacaklar. Arkadaşlar evet, 12 tane çıkma ihtimali çok yüksek bana. Yani benim gibi şanslı birisine 12 tane aynı bebekten çıkma ihtimali %100. Nerede bizim? Bebeğimizin kıyafeti nerede? Onu bile çıkarmamışız sadece. O kadar mutsuzum ki arkadaşlar, açık söylemek gerekirse mutlu muyum, mutsuz muyum emin değilim. Ya bu Kix'i kime dönüştürebilirim? Nasıl dönüştürebilirim? Mer Baby'yi dönüştürdük işte. Mer Baby'den ne farkı var? Sadece renkleri farklı. Neyse, bu arada birinci bölümde sorduğum sorunun cevabını kimler bildi bakalım? Bizdiğim lor bebekler arasında birisi vardı, kaçak birisi. Yumurtanın açılışını izleyecekmiş, gelmiş aramıza. Kimler bildi bakalım? Hadi yazın bunu da yorumlara. Ben de o sırada Kix'i giydireyim. Arkadaşlar Kix'i giydirirken aklıma ne geldi? Acaba siz de beni düşündün mü düşünüyorsunuz? Bu challenge'ın birincisi yok. Eşit sona erdi. Çünkü birinci sezon lor yumurtasının içinden de aynı bebek çıkmıştı. Teacher's Pet. İkinci seri yumurtamızın içinden de aynı bebek çıktı. Yani galip olan yok bence. O zaman neye karar vereceğiz? Bu bebekler arasında en çok hangisini beğeniyorsunuz? Eğer ikinci seriden farklı bebek çıkmış olsaydı o zaman birinci ya da ikinci yapabilirdik. Anketimizi şimdi sadece beğeninizle sunacağım. Bebeklerimin özelliklerini göstermiyorum. Bütün bebeklerimin topluca özelliklerini keşfettiğim bir video hazırlayacağım. Açılmayı bekleyen bir yumurtam daha var. Hemen göstereyim. İşte bunun içinden de Kix çıkacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyebilirim. Bunu hep birlikte göreceğiz. Birkaç gün içinde bunu da açmış olacağım arkadaşlar. Ya da siz yorumlara yazın. Ne zaman açayım bunu? Evet, Kix kardeşler de böyle. İkizleri çoğaltmaya başladım arkadaşlar. Eminim sizler benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bende kaç tane ikiz var? Hadi yorumlara yazın. Ve işte challenge'ımızın sonuna geldik. Birinci sezondan çıkan bebeğim Teacher's Pet'ti. İkinci sezon LOL sürpriz yumurtasından çıkan Kix'ti. Evet, challenge'ımızın birincisi ikincisi yok arkadaşlar. Eşit. Çünkü her ikisi de ikinci kez çıkmış oldu. Ama siz yine de Teacher's Pet'in kafasındaki i butona tıklayarak anketimize katılın. En sevilen bebek hangisiymiş onu bulalım. Bakalım çoğunluk Teacher's Pet'i mi seviyor, Kix'i mi seviyor? Challenge'ımızın sonucunda bunu öğrenmiş olalım. Evet arkadaşlar, artık veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Durun durun, geldim geldim. Vay be, gözlerime inanamıyorum. Kix ikizin gelmiş. E ben ne olacağım şimdi? Hani ikimiz aynı odada kalacaktık? Abini satmazsın değil mi? Yine aynı odada mı kalacağız? Üzgünüm Kenoşcan abi. İkizinden ayrılamam ki. Evet arkadaşlar, Kix Kenoşcan'ın kardeşiydi ve onlar için Amerika'dan bir oda almıştım. İkisi aynı odayı paylaşacaklardı. Üzgünüm Kenoşcan ya. Odayı artık ikisi paylaşmak zorundalar. Sana başka bir oda yaparız, üzülme. Hem de üst katlarında. Evlerimiz biliyorsun modüler. Üst üste ya da yan yana koyabiliyoruz. Hemen onların üst katında ya da alt katında olmak ister misin? Tamam Gül abla, sorun değil. Evi yaptığın zaman beni çağırırsın. Hadi ben kaçtım. Kenoşcan, anlayışın için çok teşekkür ederim. Bizi zor durumda bırakmadın. Sorun değil dedim ya, ne demek. Siz nasıl uygun görüyorsanız Gül Hanım. Bak şimdi trip mi yaptı arkadaşlar? O zaman ne yapalım? Ona yeni bir oda arkadaşı bulalım mı? İşte buldum. Hayır, hiç uygun değil. Ne dersiniz? Hayır. Kenoşcan bu karakterlerle anlaşamaz. Buldum buldum. İşte Kenoşcan'ın yeni oda arkadaşı. Ne dersiniz arkadaşlar? Kenoşcan Kayu ile anlaşabilir mi? Bakın benziyorlar da zaten. Evet, Kenoşcan'ın yeni arkadaşı Kayu. Tekrar hoşçakalın.